Herkese selamlar arkadaşlar. Sirninkofen'deyim. Buradan yükledim. Yani evimin yakınlarındayım. Evden uzakta değilim. Zaten bugün başladım. Tahmin edeceğiniz üzere her zamanki gibi özel günlerde, ondan sonra bayramlarda, yılbaşlarında falan biz çalışıyoruz. Bugün de dün yılbaşıydı. Bugün 1 Ocak. Hemen insanlar ertesi günü mağazalarda aradıklarını bulabilsinler diye biz yine işbaşı yaptık, işe koyulduk. Ne kadar da düşünceliyiz ya, vallahi billahi. Avusturya'yı biz kurtaracağız. Neyse, yani işimiz sonuçta, bugünlerde çalışma günlerimiz. Şöyle ayarlayalım. Ebostu'yu kapatalım. Burada bayağı bir zaman geçirdim. Her şey tamam. Bütün hazırlıklar tamam. Şunu unuttuk. Rotamızı girelim 2 dakika. Ya yolu biliyorum da işte şey için. Radarlar oluyor, yeni bir şeyler oluyor falan. Onlar için. Geçenlerde yine gitmiştim. Şöyle gittiğim adreslerden hemen yakaladım orayı. Evet, biraz ağırlaştı navigasyon artık. Yılların navigasyonu. Ne İtalya'da ne adresler gördü, Almanya'da ne köyler gördü yani bu navigasyon. O yüzden artık biraz yavaşladı haliyle. Ona da hak veriyorum yani. Artık onu yenilemenin de zamanı geldi gibi. Tamamen böyle kemiğine kadar kullanmayacağım. Güzel bir navigasyon çıkarsa eğer, biraz araştıracağım. Ondan sonra bakıp belki alabilirim. Satın alabilirim yani. Bu da ta o zamanlar 200-300 euroya almıştım. Burada insanlar oluyor. Arabalar falan oluyor. Bak, köpekli bir tane geliyor. Gece buradan çıkmak çok tehlikeli oluyor. Şu camları da bir yıkayalım. Güneş batıyor. Saat 15.40 civarı. Şurada da bir tırın şeyini, çamurluğunu indirmişler aşağıya. Şu güneş tam biraz. Ile güzel bir 2,5 saat bir yol gideceğiz. Bizim seferler böyle oluyor şimdilik. Kısa seferler. Tam vaktinde gibi oradayım. Malı indireceğim yerin. Hava da 11 derece. Güzel bir hava var. 2023'ün başlangıcı güzel bir havayla oldu. Yola koyulduk. Ya birçok firmalar aslında yılbaşı üzeri kapalı. Mesela burada Schreffler, Manfred Schreffler diye bir firma var. Burası maden ocağı gibi yerlerde çalışıyorlar. Ağır şeyler, ağır taşımacılık yapıyorlar falan. Hep böyle Scania S770'lik falan arabaları. Eski kabin V8 Scania'lar. İşte ondan sonra Volvo'lar var. Her çeşit araba var yani adamın filosunda. Belki vardır rahat bir 40-50 arabası rahat vardır. Yakıtımızı zaten almıştık. İstasyonu pas geçelim. Yakıtımız var. Turumuz Viyana'ya doğru gidiyoruz. Tam Viyana'ya, en son Viyana'da bırakacağız yani. Stockerau denilen bölgeye gidiyoruz. Elim alışmış, buraya dönecektim. Her zaman normalde buraya dönüyorum. Saddet'e falan gideceğimiz zaman. Şimdi Steyr istikametinden geçip otobana bağlanacağız. Otobana birçok yoldan bağlanabiliriz buradan. Yani oradan gidip de bağlanabilirim. Şu yolu, sol taraftaki yolu tırmanıp mesela o yolda da bağlantı olabilir. Gidebilirsiniz her şekilde.
biraz sıcak oldu içerisi, kısalım. Meyvelerim var. Ondan sonra fıstığım var. Şöyle jumbo, Erdnüsse, Kleva, Billa'nın malı. Şey bulamadım işte, çiğ köfte falan var yanımda. Salatalık, yani salatalar bulamadım, yeşil salatalardan. Her yer kapalı bugün. Aslında 9'una kadar mesela böyle marketler falan yarın açıyor tabii de. Ama eskiden ben çadırlı kullanıyordum. Çadırlıda 24'ü deyince iş bitiyordu yani. Çok nadir böyle ekstra birkaç yük çıkmıştı. Bir kere bateri götürmüştüm. Saf akü götürdüm yani. Birazdan geri dönerim. Saf akü götürdüm. Udinese'ye götürmüştüm. Tam böyle yılbaşına bir gün kala dönmüştüm. Ayın 30'unda dönmüştüm galiba. Ondan sonra ya 24'ünde bir ara veriyorsunuz. İşte çok nadir tek tük iş olursa gidiyorsunuz falan gibi bir durum söz konusu. Ayın 9'una kadar, ocağın 9'una kadar aslında böyle uzatanlar var. Firmayı kapatanlar var. 2-3 haftalık böyle yan yana bir tatil yapan firmalar var. Yeni yıl hepimize hayırlı olmasını diliyorum arkadaşlar. Umarım güzel, sağlıklı bir yıl geçiririz. Sağlıklı, işte şanslı bir yıl olur bizler için. Her sene daha da iyiye giden bir grafikle bu senenin de iyiye gideceğini, daha iyiye gideceğini, insanlık için, dünyamız için, çocuklar için güzel bir yıl olmasını diliyorum. Umarım öyle olur. Yılbaşında ben bir şey yapmadım, evdeydim. Ailecek öyle bir vakit geçirdik. Öncelerde tabii kutluyordum. Yani yine böyle bir ortam olsa falan vesaire. Hani kutlamalar vesaireler hani hoşuma gidiyor, güzel oluyor. Gurbettesiniz pek fazla böyle çevreniz, burada aşırı bir çevremiz yok mesela. Var tabii de hani akraba olarak falan çok aşırı böyle bir şeyi değiliz yani burada. Kalabalık değiliz. O yüzden bir de bu korona davalarından sonra insanlar böyle eve alıştı. Bazen böyle yolda arkadaşlarla ya da işte şoförlerle falan konuşuyoruz. Onlar da diyorlar ya hep evdeyiz falan, eve tıkıldık kaldık. İnsanlar böyle alıştı sanki koronadan dolayı. Pek böyle dışarı çıkası gelmiyor. Instagram'dan falan bakıyorum benim işte eşime, dostuma, akrabalarıma. Herkes evinde, kendi Türkiye'de herkes evinde kutlamış. Yakıt ne olmuş dize? Aa, benzin 1.44'e kadar düşmüş. Geçen 1.60'tı ya, hayret. Ya burada ucuzmuş, bayağı ucuzmuş. 1.44'e kadar geldi. Vallahi helal olsun. Euro aldı başını gidiyor. 20 oldu. Euro aldı başını gidiyor ya. Hatta bizim burada şoförlerden birisiyle iddiaya girmiştik. O da bana demişti ki döviz, işte euro kur yılbaşına kadar, işte yılbaşına yakın, hatta yılbaşından sonra da 10'a falan düşecek dedi. Yani yılbaşına kadar anlaştık biz. Ben de dedim ki iddiaya girelim istersen, bence 20'ye çıkar dedim. Hakikaten ben kazandım yani. 10'a düşmesini bırakın 20'ye çıktı yani. Ben tahmin ettim. Keşke de kazanmasaydım. Hani kaybetseydim. Ama görünen köyde kılavuz istemez. Belliydi yani. Çıkacağı, biraz daha artacağı belliydi. Umarım düşer kısa zamanda. İnsanların refah seviyelerini etkileyen bir durum. Döviz kurları. Bizim ülkemizi de bayağı etkiledi yani. Yıllardır da etkiliyor yani. Bir anlık bir şey olsa okey de. İnsanlar gerçekten bayağı sıkıntılar yaşıyorlar. Durumlar böyle işte, gidiyoruz. Bakalım bizim bu turumuz nasıl geçecek? Zamanımız nasıl geçecek? Neler yapacağız? Stokkara'ya full
arabayla gidiyorum. Normalde bazen geç gittiğim de oluyor. O zaman çok sıkıntı oluyordu. Geç gittiğiniz zamanları. 66 palet. Bir de uzun şey de vermiyorlar. Hani şimdi malı biz kendimiz indiriyoruz. Vallahi ben kendimi şoför olarak görmüyorum. Açıkçası hatta geçen arkadaşlarla bu konuyu yaptık. Tirol'e gittim. Murat falan var orada. Sağ olsun. İşte Ümit abiyi bilirsiniz Tirol'den. Onlar arkadaşlarımız, dostlarımız, sağ olsunlar. İyi insanlar. Her gittiğimde karşılıyorlar, ediyorlar. Eksik olmasınlar. Onlar da bir gün buraya gelirse ben de onları karşılayacağım. Murat'la işte arabayı boşalttık. Beni bekledi Murat. Murat da işte videoları falan izliyormuş o zamanlarda. Ehliyeti falan yokmuş. Ondan sonra ehliyet yapmaya karar vermiş. Böyle videolardan sonra falan demiş ben bir ehliyet yapayım. Böyle karar vermiş. Ondan sonra bu mesleğe başlamış bir dostumuz. YouTube'dan izliyorlarmış falan. Zaten hep o vesileyle tanışıyoruz. Yani YouTube'un böyle bize getirdiği güzellikler, böyle arkadaşlıklar da olmuş oluyor. Çevrede yani. Tirol buradan mesela 400 kilometre, 450 kilometre ötede bir yer. Oralardan da böyle insanların olması bizler için iyi bir şey. Eşimiz dostumuz yani. Dostluk kurmak bence her zaman iyidir. Neyse malları indirdim falan beni bekledi. Murat sonra sağ olsun bir yemek sözü vardı bana. Onun için bayağı uğraştı ama geç saat benim yani malı bitirmem çok geç olmuştu. O da sağ olsun yardım falan etti ama yine de kağıtları alamadık. Hemen vermiyorlar yani Liefeschein dediğimiz kağıtları. İrsaliyeleri. Bayağı orada beklemiştik. Sonra gittik. Onların kaldığı Telfs bölgesinde. Bir gezdik. Bir şeyler yedik, içtik. Türk kahvesi vardı. Avusturya'da aslında ilk insanların, ilk Avusturya'ya gelenlerin o köye geldiği biliniyor. Öyle bir mevzu varmış. Hatta ben billboardlarda, reklam billboardlarında yani şunlarda falan görüyorsunuz ya, şurada yazılan yazıların Türkçe olduğunu düşünün. Türkçe billboardlar vardı. Çok şaşırmıştım yani. İlginç geldi. Sadece ya Konyalı çok fazla var. 1500 hane, 1500 nüfus sadece Konya'nın bir köyünden yani. Öyle düşünün. Telfs'te yaşayan yani bayağı Türk var. 3'te 2'si Türkmüş Telfs'te yaşayanların yani daha doğrusu. 3'te 2'si Türk diyorlar. Taksiciler abi Türk. Yani var ya Avusturyalı görmedim yani oraya gittim ya o akşam. Hep Türklere denk geldim. Hiç böyle Avusturyalı yabancı falan görmedim. Kahvesi var, restoranları var. Gördüm pardon yalan olmasın. McDonald's'a gitmiştik en son. Yemekçi bulamadık. Orada görmüştük yani Avusturyalı gençler falan. Şu gözlüğü bir çıkartalım. Şurası da çatladı ya. Steinschlag taş değdi şuraya. Tam böyle göz işaretinde olmuş. Kirpik, kaş tam böyle bir göz formunda o taş çarptı. Öyle bir forma ulaştı. Şaşırdım. Ondan sonra sizin yorumlarınızla bağdaştırdım. İşte geçen daha yeni yılbaşı günü bir video paylaşmıştım. Sağ olsun arkadaşlar demişler işte yeni yıla seninle girdik. Koca bir yıl seni seyrettik. Yani o kadar böyle içten güzel mesajlar gördüm ki gerçekten eksik olmayın. Sağ olun, var olun arkadaşlar. O yorumları okumak bile güzel bir şey. Normalde bugün böyle bir video çekmeyecektim ama o yorumları okudum. Ya dedim hani insanlar demek ki keyif alıyorlar bu kadar. Ne mutlu dedim. O zaman bir video daha çekelim yılbaşından. Yılbaşından sonra hemen yılın ilk gününde öyle düşündüm. Sonra açtım kameraları şarj ettim falan yoldayken. Yılbaşına bizimle girenler var video izleyerek. Ya programlar falan canlı bir şey yok yani. İyi de olmuş yani bir yandan ama onu düşünerek şey yapmadım. Yani video günü gelmişti aslında. Dedim bugün izlenir mi? Pek izleneceğini de düşünmüyordum. Ondan sonra sağ olsun insanlar ilgi gösterdiler.
O gün izlediniz, yorumlarda falan çok güzel şeyler yazanlar oldu. Bir şey anlatacaktım ama konuyu değiştirdi bak, hep unuttum. Yorumlarda bir şeyler görmüştüm. Onlarla ilgili bir şeyler anlatacaktım ama. Tamam, şimdi şeyden, gözden, nazardan bahsettik ya, orada hastalığımdan bahsetmişim o videoda. Bayağı kötü, ciddi bir rahatsızlık geçirdim. Hastalığı da bilmiyorum tam anlattım mı ama burnumdan hortum saldılar falan, hastanelere düştük. Çok kötü bir zaman geçirdim. Ondan sonra acaba işte bende anjim var dedim ama acaba şey mi olduk, domuz gribi diyorlar ya. Şimdi adı şey, influenza virüsü. Ondan olmuş olabilirdim. Çünkü ateşim hiç düşmüyordu. Anjin o kadar ateş yapmaz. Normalde falan. Neyse, onu da sonradan fark ettim. Hastanede fark edemedik. Ben anjin diye tutturunca adamlar, influenza hiç aklıma gelmiyor. Yani ben öyle bir virüsün varlığından haberim ama aklıma getirmiyorum yani. Hiç alakasızdır diyorum. Ondan sonra neyse, orada yazan arkadaşlar demiş ki ya sana nazar değiyor çünkü sürekli hastalanıyorsun, sürekli bir rahatsızlık. Yani nazar değecek bir şey de yok. Bütün gün çalışıyoruz. Hani İstanbul'daki akrabalarım mı nazar değiyor? Ne olacak? Kimin değecek abi? Çalışıyoruz yani. Buradaki arkadaş, burada zaten çok fazla eşimiz dostumuz yok. Kendi halimize takılan insanız. Anlam veremedim yani. Kimin nazarı değebilir falan. Nazar değecek bir durum da yok yani. Ya bir ara işte bilmiyorum Instagram'da mı takip ediyor musunuz? Bir ara işte üst üste böyle işler oldu. Barcelona'ya gittik, ondan sonra Portekiz'e gittik falan. Her zaman ya 40 yılda bir olacak bir şey. Üst üste denk geldi. O ara iyiydi hani, güzeldi, böyle paylaşıyoruz ediyoruz. İnsanlar hani acaba dedik gözüyle mi kaldı, olmuş olabilir. Öyle yazmış arkadaşlar, yani bizi takip eden dostlar öyle yazmış. Hiç aklıma getirmemiştim. Ondan sonra birkaç arkadaş da bana demişti ya nazar olmuş olabilir çünkü sürekli hastalanıyorsun, sürekli böyle bir sıkıntı. Öyle olunca olabilir dedim. Umarım öyle bir şey yoktur ya. Allah korusun diyelim. O işler de tehlikeli, sakat işler yani. Evet, gidiyoruz bakalım. Neler yapacağız bu turumuzda, nasıl bir zaman olacak, nasıl bir zaman geçireceğiz. 64 GB hafıza şeyinde takmışım, 125'lik mi 124'lük mi ne vardı, 128'lik vardı, onu evde unutmuşum. Ben de diyorum niye böyle kısa görüntüler alıp şey yapabiliyoruz, fazla bir şey çekemiyoruz falan. Meğersem 64, o yüzden 64'e sığdıracağız bakalım artık bu turu. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar. Mikrofonumuzu da takalım. Şöyle gece lambalarımızı da açalım. Saat 10 olmuş. Biz firmaya gidiyoruz. Arkamda Erdal abi var. Erdal abi bizim firmadan bugün şansa buraya beraber geldik. İkimiz de birbirimize yardım ettik. İşleri bitirdik. Ondan sonra ben çıkardım da şu araba geçsin. Erdal abiyle beraber çıkalım. Karşıda BAG'nin yeri ha. Akşam 10 olmuş. Sizlere videoya başlattığımda ortalama saat 3 falandı. 2.30-3 arasıydı yani. Yok 3 vardı. 3 falandı. Saat 10 olmuş. Buraya işte 2.5 saat bir yolumuz vardı. Ondan sonra burada malı indirdik. Şurada indirdik. Bakın malları da. Şuradaki yerde. Bayağı uzun sürüyor kontroller vesaireler derken. Ondan sonra
İşi bitirdik. Erdal abi bir namaz kılacaktı. Onu bekledim. Allah kabul etsin dedim. Beraber gideriz. En son şimdi bizim firmaya gideceğiz. Ondan sonra orada işimiz bitecek gibi bir şey. Fazla bir işimiz kalmadı yani. Anlayacağınız. Buradan firmaya bir saat çeker bizim. Firmada da boşları falan indireceğiz. Bir de retur paletler dediğimiz, buradan geri dönen paletleri aldık. Yani kontrolden, kalite kontrolünden geçemeyen ürünleri geri gönderiyorlar. Biz de onları getiriyoruz. Buradan otobana doğru kıvrılalım bakalım. Saat 22'den sonra aslında 60 ama Erdal abi bir arayayım bir daha, belki şeye gitmek ister ya da devam basalım biz. Erdal abi çekinebilir şimdi. Telefonla konuşuyor şimdi. 60'ta da yol bitmez burada ya. Radarları ben biliyorum hani. Radarların olduğu yerlerden. Ha, arıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam Mustafa, beni mi aradın? He, seni aramıştım. Abi buralar 80'lik. 60'a düşünce ben biliyorum. Ben biliyorum ben. He, 80'le gidelim. Ben arkada öyle geldim. Yo, 80 gidelim yani senin için de uygunsa, yoksa 60 gidelim diyorsan 60 da gidelim. He, iyi tamam, ben radarları biliyorum, sorunu yok. Evet tamam. Tamam abi, hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Bir günü daha böyle kapattık. 1 Ocak, 1 Ocağımız böyle geçti. Çalışarak geçtik. Yılbaşına çalışarak girdik. Yani yılbaşına çalışmıyorduk ama hemen akabinde çalışmaya başladık. Firmaya doğru gidiyoruz. Yarın büyük ihtimalle eve döneriz. Bugün günlerden pazar günü. Bu işin de zorlukları, mesela planını kullanırken adamlar tatil yapıyor. Yani gündüz de bahsettim. Zorlukları mesela, şimdi iki dorsenin arasında, şimdi diyorsun ki ya normal çadırlı dorsi şeye geçeyim, işlere geçeyim. Mesela onun zorlukları şunlar var. İleride yapacak belki arkadaşlar vardır. İki dorsenin arasındaki farktan bahsedeyim kısaca, yani iş anlamında. Bu iş, benim yaptığım iş, inland'da, yani ülke içerisinde yaptığın zaman, Avusturya gibi küçük bir ülkede yaparsan bir yerden bir yere 2 saatte, 3 saatte, 4 saatte gidiyorsun. Ama bu kadar küçük olunca, bulunduğun şehirde yapıyorsan eğer, o zaman çok indi bindi yapıyorsun. 2 saat git dur, hemen yanına git bir yerden yük al, tak ona git, buna git derken yorucu oluyor. Çadırlının da tabii ki şeyi yorucu ama yani yükleme yerlerinde bir yere bir gidiyorsun, bazen adam çiğe açtırıyor tepeyi, kranla, vinçle mal yükleyecek.
hemen olamıyor yani, hemen tak diye getirip koyamıyor, biraz bekletiyor falan. O tarz şeyleri var. Tabii zaten aslında bu iş çok rahat ama Ağustos'tan çalışırsan, yani uzak yol, uzak mesafe, uzun yol çalışırsan bu iş çok rahat. Buradan bir bas, atıyorum ta şeye kadar, Almanya'da ya da İtalya'da nereye gidiyorsan 8 saat 9 saat yol sürüyorsun, ondan sonra malı indiriyorsun. Yani çalıştığından bir şey anlamıyorsun. Bazen dönüş yollarında sadece araba kullanıyorduk ben. Ben mesela İtalya'ya çalışırken malı yüklüyordum mesela, bu akşamdan yola çıktım. Akşam duruyordum bir yerde, molamı yapıyordum. Ertesi gün sadece dönüş yolunda zamanım geçiyordu. Yani malı indirmeye zamanım olmuyordu. Bir ertesi günü malı indiriyordum. Yani o yüzden çok yorulduğunu falan anlamıyorsun. Çadırlığın işleri sabah erken başlar. 5'te bile, 5.30'da bile bir yerde mal indirirsin 6'da. Bunda pek öyle değil. Bu biraz daha rahat. Uykunu alabiliyorsun bu işte. İnland çalışıyorsan, yani ülke içi çalışıyorsan uykunu alabilirsin. Çadırlıda çadırı aç. Yağmur yağıyor. Çamurda mal yükle. Kışın soğukta. Bunda öyle bir şey yok. Bunlar rampadan rampaya mal yüklersin. Çok nadirdir bazen. İşte arabanın içine trans paleti koyar. İşte sen ya bir boş palet indirirsin ya bir boş palet yüklersin. Çok nadirdir yani bu gibi durumlar. Arada da olsa oluyor. Ben de yapıyorum. Ama onun haricinde tabii ki kapakları aç, rampaya yanaş. O iş güzel mesela. Türkiye'de olsa, Türkiye'de adamlar çadırı bile açmıyor. Direkt rampaya yanaşıyor. Kendi de yüklemiyor. Ama bizim burada böyle değil. Avrupa'da kendin yüklüyorsun, bindiriyorsun, indiriyorsun. Yani diyorum ya, bazen şoförlük yaptığımı anlamıyorum. Şoför müyüm, değil miyim? Bazen unutuyorum yani. İnsanın psikolojisini yıpratan durumlar yaşıyorsun. Geliyorsun burada 3 saat mal kes. Kes babam kes, indir, yükle, bindir. Şoförlük dışında her şeyi yapıyoruz. 2 saat araba kullanıyoruz, ondan sonra yükle yani. Tamam, buna da şükür. Allah'a binlerce kez şükür olsun. Benim önceki yaptığım işler, daha önce yaptığım işler çok zordu. O yüzden her zaman şükrediyorum yani. Şey yapmıyorum, isyan etmiyorum yani. Ama her işin bir zorluğu var. Burada da 2 günde bir eve gidebiliyorsun. Diğer türlü de ben mesela her pazartesi yola çıkayım, çarşamba evdeydim ama hafta sonlarım vardı yani. Hafta sonlarım fix evdeydim, pazar günleri falan. Cumartesi 3'ten sonra yasak. Hani bu gibi güzellikleri var çadırlıların. Anlatabiliyor muyum? Yani iki tarafın da aslında güzel yanları da var, kötü yanları da var. Ama bana soracak olursanız ben fikrimi size söyleyeyim mi arkadaşlar? Uzun yol gidecekseniz kapalı dorse, dolaplı. Ama yani bu iyi mesela, uzun yol gidecekseniz. Ama onun haricinde mesela yine planlı çadırlı bence bir tık daha iyi yani. Eğer böyle kesme biçme yapmayacaksanız, bu adamı çok yıpratıyor gerçekten. Yani şayet Avrupa'da çalışacak belki arkadaşlar vardır, bizi izleyenler. Türkiye'den izliyorsunuz yani. Türkiye'de bu tarz şeyler yok diye biliyorum. Bir ara böyle bir video çekmiştim, bilmiyorum diye beni aydınlatmıştınız. Yok demiştiniz. Demek ki yok. Rahat. Bu işi Türkiye'de mi yapsak? Ne yapsak ya? Bir sefer ayarlayalım kendimize Türkiye'ye. Firmalara buradan duyurulur. Şoför arayan firmalar. Her işin bir zorluğu var yani. Bunu şey yapamazsınız. Engelleyemezsiniz. Kolay bir iş yok. Özellikle de Avrupa'da ekmek aslanın midesinde yani. Çok uğraştırıyorlar abi. Böyle suyunuzu sıkıyorlar. Ondan sonra eve gönderiyorlar. Dur.
durumlar böyle, vaziyetler böyle dostlar. Akşam akşam şöyle size bir güzel bir muhabbet yapmak isterdim ama çok yorgunum. Dedim ya, mal indirdim, bayağı beni yordu. Ama siz kahvelerinizi yudumlarken sizlere şöyle efkarlı güzel bir şarkı patlatabilirim. Ne söyleyelim, aklıma şimdi geldi. İstek şarkılar varsa bir like'ına yazın. Onları ben bir not alayım. Ondan sonra güzel böyle bir türkü repertuarı işte. Pop gitmez de şimdi. Tırda gidiyoruz yani. Yaptığımız işin bir ağırlığı var. Yolda giderkenden bahsediyorum. Yani harici tabii kendi çıkarttığım şarkılarda falan yine o şarkıların da aslında ağırlıkları var yani. Öyle gelişi güzel yapılmış şarkılar değil ikisi de. Dinlemeyenler varsa dinleyebilirler. Bilmiyorum, beğendiniz mi yani? Yorumlarda falan çok böyle beğenildi şarkılar. Şu anda daha güzel şarkılar yazıyorum. Bu şarkı, kendimi geliştirdim bu konuda. Bunu görebileceksiniz belki bu bir sonraki yapacağım şarkıda. Gitgide böyle kendimi geliştiriyorum hani. Hem bir şeyler öğreniyorum bu yolda. Bir şeyler yapıyoruz. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Uyku vaktimiz gelmiş. Saat 10.30'a geliyor. Firmaya gidene kadar 11'i bulacağız. Ne söylesek? Ne söyleyelim, ne söyleyelim, ne söyleyelim? Türkülerden ne olabilir? Harman yeri var. Ne ağlarsın var. Burada 60'a düşüyor artık. Yollar ondan sonra Avusturya'da 60'a düşüyor. Bunu bilen gelen arkadaşlar bilirler. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Bu biraz bayar. Başka bir şey söyleyeyim. Ben seni sevdum, oy dünyalara bildirdim. Ben seni sevdum, oy dünyalara bildirdim. Pardon. İndirdin kaşlarını, babani, babani mi öldürdüm? İndirdin kaşlarını, İndirdin kaşlarını, babani, babani mi öldürdüm? Alçalım yeşil çalım da dünyayı dolaşalım. Alçalım yeşil çalım da dünyayı dolaşalım. Sen yağmur ol ben bulut. Sen yağmur ol ben bulut. Maçkada buluşalım. Maçkada bulut. Sen yağmur ol ben bulut. Sen yağmur ol
Maçka'da buluşalım, Maçka'da buluşalım. Gıcık tutuyor, kusura bakmayın ya. Bu yola çıktığımdan beri bir gıcık tuttu, anlamadım. Soğuk su içtim acaba ondan mı? Şurada da bakın bir meyvem var, pomelo diye. Bilmiyorum hiç gördünüz mü, duydunuz mu? Şöyle bir meyve bak göstereyim. Portakala benziyor, şeye benziyor, greyfurta benziyor, pomelo diye. Biraz acımsı, biraz portakalımsı bir tadı var. Güzel, değişik bir lezzeti var yani. Pomelo. Pomelo, pomelo. Pomelo. Söyleyemedim. Pomelo. Sıcak ülkelerin meyvesi diyebiliyorum. Evet dostlar, kendinize iyi bakın. Tabii kapatmıyoruz, daha devam edeceğiz. Eğer 64 GB'lık hafızamız el verirse, müsaade ederse. Şimdilik hoşça kalın. Bakalım günümüz nasıl geçecek? Yarın neler yapacağız? Zor mu olacak bizim için? Kolay mı olacak? Güzel mi olacak bilmiyorum. Ama sizinle paylaşacağım. Herkese iyi geceler.
Boh. Selam arkadaşlar, Viyana'dayız. Firmanın içindeyim. Dünden beri burada bekliyorum. Malları indirdim. Dün gece 12'de işim bitmişti. Saat şu anda kaç diye soracak olursanız 14.53. Saat şu anda 14.53. Yaklaşık 7 dakika sonra kartımı takıp start edeceğim arabayı. Niye bu kadar geç başladın diye sorularınızı duyuyor gibiyim. Çünkü işler yok. Yılbaşından sonra bugün ayın ikisi. Yeni yılın ikinci günü yani. Pek fazla işler yok Viyana çevresinde. Biz Yukarı Avusturya'dayız zaten biliyorsunuz. Yukarı Avusturya'da olabildiğince iş oluyor da şeyde yok. Bu taraflarda, bu çevrelerde yok. Ben de uyudum hep. Bir şeyler yedim. Affedersiniz. Kıymalı yumurta falan yaptım. Ondan sonra onları yedim. Ondan sonra film falan izledim. Game of Thrones izliyorum bu aralar. 3. sezonun 5. bölümüne kadar geldim. Yani bir ay bile olmadı izleyeli aslında. Yaklaşık 2-3 hafta falandır izliyorum. Her hafta bir bölüm bitirdik gibi bir şey. Şimdi başlayacağız. İşimize buradan Yukarı Avusturya'ya gideceğiz ama çok yani geç başladık. Bir yerden mal yükleyip depoya geleceğim. Ondan sonra buradan da tekrar devam yükleyip Hershing'e gideceğim. Hershing'den de bir daha yükleyeceğim falan sabah, yarın sabah. İnsan uyudukça uyuyası geliyor. Durum böyle. İşte hava yaklaşık 0 derece civarında. Camı da açmış bulunuyorum. Soğuk bir hava var. Kapalı, kasvetli, sisli. Bayağı sisli bir hava var. Buranın havaları işte yani bildiğiniz gibi. Evet, kartımızı takalım. Burada bak kaç saattir uyumuşum göstereyim size. Yaklaşık 15 saat olacak. 14.53. Kartı ufak ufak takalım. Kartımızı takalım. Gölbaş. İsminiz çıkıyor. Son giriş diyor. Okey diyorum. Düzeltmek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Başlangıç ülkesi Avusturya. Tamamdır diyorum. Şu an bilgiler firmaya da gitti. Kartı taktığıma dair. Şu Pause'nin dolmasını bekliyorum. Şurada şu kare kutucuğun yukarı tamamlanması lazım. O zaman Pause'nizi yapmış sayılıyorsunuz. Dolmuş
oluyor. Bu tabii çok fazla yani pauze zamanı. 15 saat pauze, normalde kurallar 9 saat ya da 11 saat. 15 saat çalıştığınız zamanları 9 saat pauze yapabiliyorsunuz. Çünkü 24 saate tamamlıyor. 11 saat yaparsanız saymaz. Bunu her zaman söylüyorum. Yaklaşık işte 13 saatlik çalışma zamanlarınızda da 13 saat içerisindeki çalışma zamanlarınızda 11 pauzenizi sayabiliyor. Üst üste 9 saat yapmamanızı öneririm. Daha doymadı. 15 saati de kolay doldurmuyor. 9 saat olsa hemen yapıyor da. Hala bekliyoruz abi. Bakalım yapacak mı? Evet, yaptı gördüğünüz gibi. Kutucuk tamamlandı. Yakıt istasyonu şekline geliyor. İstasyon şekline, kapı şekline artık ne derseniz deyin. Evet dostlar, bakalım neler yapacağız. Bir şarj edip tekrar görüntü sizlere çekmeye çalışırım. Şimdilik görüşürüz. Ben başlayayım. Bir ofise gideceğim. Kağıtlarımı alacağım. Ondan sonra da yükleme adresine doğru yola çıkacağım. Tekrar buraya geleceğim. Burada indirip yükleyip Hersching'e, yukarı Avusturya'ya doğru 2,5 saatlik bir sürüş gerçekleştireceğim. Sonra mola. Sabah 8'de tekrar start verip Lakirken'e malı indirmeyi planlıyorum. Durumlar böyle. Şimdilik hoşçakalın.